Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Big Ambitions'ta yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Şimdiden sonra ben geçtiğimiz bölümde ne yaptığımı hatırlamıyorum ama açtığımız kıyafet dükkanı sayesinde ciddi anlamda parayı bulmuştuk. Hatta kıyafet dükkanımız da buradaydı. Baya baya verimli çalışıyordu. Bununla beraber bir tane berberimiz vardı. Berber ve kıyafet dükkanından çok deli para geliyordu. Kuyumcuyu elden çıkarmayı düşünüyorduk ama ben buna kesinlikle üşeniyordum. Ve bununla beraber bir de artık lüks bir arabamız vardı ve yeni bir mekanımız vardı. Evet, Paraken'de yeni bir mekanımız vardı. Orası boşta duruyordu. Ama o boşta durduğu bölge neresiydi? Murray Hill'di galiba. Evet, Murray Hill tarafı. Peki, şuna bakmak istiyorum. Market Insider'dan. Murray Hill tarafında açılabilecek bir dükkan var mı? Talep olan patates kızartması, hamburger, taze gıda, dondurulmuş gıda, tavuk şiş kebap. Oğlum oyuna tavuk şiş kebap mı gelmiş? O zaman orası fast food restoranı olur abi. Sosisli pizza. En büyük binayı kurduktan sonra talebin önemi olmuyor. Sen giyim kurdun, talep arttı. Hey. Mesela o zaman ESC'ye bastım. Şablon dedim. Bir tane de fast food dükkanı açalım ya Samet'im. Sürekli giyimden gitmeyelim. Bizim o aldığımız bina M1'di galiba. M1 seviyesi bir fast food restoranı. Dört tane satış noktası var. Ve fiyatı 1 milyon dolar. Oh. Alonsles abonemiz olarak aramıza katılıyor. Alonsles hoş geldin. Teşekkür ederim. Okey abi, 1 milyon dolar bekleyeceğiz o zaman. 1.60 milyon dolar. Ve yani bu fast food restoranında ne satılır? Gerçekten öncelikle bizim satın aldığımız yerin boyutu M1 mi? Bir ona bakalım. Şurası M1'di galiba değil mi? Aynen öyle, M1 abi. Oğlum araba cidden çok iyi ya. Artık bir yerden bir yere gitme konusunda böyle kimse bir sıkıntı yaşamayacak sanırım. Bizim uyu uyan yapıp şey yapmamız lazım ya. Lüks araba dükkanını niye işaretledim ben bilmiyorum. Burası lüks araba dükkanı, bizim dükkan şurası. Burayı bir varış noktası olarak belirle. Yanlışlıkla araba bayisine baktım. Burada M1 ya. Burada M1. O zaman önce şu işleri ayarlayalım. Oğlum bu ne? Otopark. Satın alacağımız zıbıdıkları ayarlayalım hocam. Bir de bu bölüm artık final bölümü olsun çünkü zaten... Oo, maşallah dükkana bak. Ben ada yaratmaya devam mı ediyorum ya temizlikte şununla bunda? Dur hoca dur. Durun sevgili yetenek avcıları durun. İşe almaya başla, işe almaya başla. Ha onlar tamam. Benim önceden aldıklarım. Güvenlik görevlisidir, şudur budur. Aslında bunları daha erken de aratıp hazırda da tutabilirim ama şu anlık ihtiyacım yok buna. Şimdi şöyle yapmak istiyorum ben. Eğer bir fast food restoranı açacaksam buraya. İş türlerinden fast food restoranı. Restoran. Hamburger, patates kızartması, sosisli sandviç, dondurma, kebap, pizza, salata, kutu içecek. Okey. Elma ile muz satacak yer var mıdır acaba? Aa, kategori Assassin's Creed'de kalmış değil mi?
Hocam eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederim ya. Sevgili Alman Mesut, valla hoşunuza gidiyorsa hocam ne mutlu bana. Ya ben elimden geldiğince tüm gün yayında durmaya çalışıyorum. Ya inanın aşağı yukarı bütün zamanım yayında geçiyor. Tamam, şimdi o zaman buralara siparişi iptal deyip yeni sipariş ekleyelim. Sosisli, pizza, hamburger, patates kızartması, taze gıda, dondurulmuş gıda satıyor muydu bilmiyorum. Kutu meşrubat yeter zaten, yeterince alıyoruz. Elma ve muz diyordu galiba. Elma ve muz da alalım ama elma ve muz satacak mı orayı bilmiyorum yani inşa ettiğimiz yer. Ama herhalde satar diye tahmin ediyorum tam verimlilikte olduğu için. Dükkanı açtıktan sonra iç tasarımdan neler lazım olduğunu görür. Ona göre sipariş veririz. Doğru diyorsun aslında. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ama şey yok hocam. Mesela... Zort mu? Çok ayıp. Canerim kesene bereket. Günaydın. Abi tipim kılığım aham da şu şekilde olduğu için şey yapmadım, kamera açmadım ama dur bakalım hakikaten ne lazım, ne kadar lazım ona göre karar veririz ya. Minimum 4000 dolar tutarında mı olmalı? Abi önceden böyle bir zorunluluk yoktu abi. Neden böyle oldu? 25.000 kese kağıdı alsan 4.000'i buluyor mu? Bulmuyor. Neden böyle oldu abi? Aa, salata malata da satar ya. Herhalde depoya yönlendirince mi böyle oldu? Niye böyle oldu bilmiyorum. Abi sağlık açısından çok şükür bir sıkıntım yok ya. Ya yalan yok, şimdi biraz yorgunluk var. Onun dışında pek bir şey yok. Dondurma satar mı acaba? Dondurma falan satmaz herhalde. Şöyle yapalım abi. Kutu meşrubat sayısını 6000 taneye çıkartalım. 6000 taneye çıkarınca tamam. Siparişi otomatik veriyor. Allah Allah. Kendi kendine minimum sınırı bu 4000'e çıkarmış ya. Bir şeyler yapmış yani. Deli deli etmiş kendini. Dondurma satıyor. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Şimdi şu arabanın içerisinde bir ölümüne uyuyalım. Öyle bir uyuyalım ki adamlar öldü zannetsin. Yarın sabah ona kadar bir uyu. Günaydın Doktor Veno, günaydın. Oy. Bana ne lazım biliyor musunuz? Benim bir ara tekrardan sabah ona böyle bir araba aldıysam içinde uyurum kardeşim. Bana ne lazım biliyor musunuz bak? 20 gündür, 21 gündür yayındayız. Bir tur alışverişe çıkmam lazım. Çünkü evde gerçekten hiçbir şey kalmadı. Bir tur da berbere gitmem lazım. Ama berber bekleyebilir. Berber bekleyebilir. Yani 66 saat yazıyor. Baktığın zaman 3 günden az bir süre kaldı. Normalde 3 gün 72 saat. Berber bekleyebilir. Bir kahvaltıdan sonra duşa girer çıkar kendime gelirim de alışverişe çıkmam gerekecek. Şimdi sayın hocam kişilerden ne var lan, ne istiyorsun? Ne? Ne oluyor oğlum? Sen kimsin? Dixie Goodwin. Tam zamanlı bronz sağlık sigortası. Sigim'de çalışıyor. Senin sağlık sigortan falan yok mu ya? Bir saniye oğlum, nasıl senin sağlık sigortan yok ya? Ve nasıl tam zamanlı çalışmıyor olabilirsin ya? Aa, bir tane adam var ve biz onu almadık mı? Ha, bu bizim temizlikçi. Kıyamam lan. Tamam. Tamam artık bir yere gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Tam zamanlı kritik. Kral nasıl sen tam zamanlı çalışmıyorsun? Bana bir anlatsana durumu ya. Programdan. Şey yetmiyor mu sana? 8 saat mi? Niye 8 saat oğlum? Lan. Niye 8 saat kanka? Ben de var ya, kadın şey yapıyor zannediyorum. Her güne otomatik gidiyor zannediyorum. Nasıl diyorum 8 saat buna yetmiyor haftada 40 saat.
Aa. Aa. Temizlikçi sadece pazartesi çalışıyormuş. Lan haftanın bir günü mü ofisi temizliyorduk biz? Birader bir 10 saat daha uyu. Şey 24 saat daha. Para gelsin, kalanını bankaya arayıp halledeceğim. 177 bin dolar. Allah bereket versin hocam. Allah bereket versin. Şeyi göremedik ya. Hiç ben seriyi oynayıp bitireceğim. Hiç vergi ödemedik. yılı bilsem 365 gün yapmazdım. O vergi ödeme işi de biraz şey olurdu. Biraz daha böyle oyuna tat katardı, anladın? Violet, sen nasılsın aslanım? Çok memnun. Çok doğal. Çünkü en kaliteli şeyi yaptık. Dükkanı yaptık. Kuaför 32 bin veriyor. Giydirelim anam 121 bin veriyor. Abi çok iyi ya. Şimdi buraya ben bir fast food restoranı kuracağım. Restoranda benimkini ye olacak. Benimkini ye uvu. Nasıl abi? Benimkini ye fast food. Bence olur. Bence olur. Tabii ki 24 saat açık bir dükkan planlıyoruz. Bununla alakalı planlar yapacağız. Zaten 4 satış noktası falan olacağı için çok fazla uğraşmama gerek kalmaz. Pazarlamasını da hallederim. Benimkini ye uvu. Araya başkasının dükkanını devralma olayını yapmadık. Ben de hiç yapmadım. Yaparız. Yaparız Samet'im. Başkasınınkini devralma da zaten 1 milyon dolar civarı falan tutuyor. Şimdi hocam, nerede bizim Vatanlar Bank? Kral yeni kredi istiyorum. 800 bin dolar. Allah razı olsun. Ondan sonra Kingdom of Fist değil, Kristin. Kristin. Benimkiniye uya. 167. günde. Dur lan ben o. Ben o şablonu falan kaydettim mi hatırlamıyorum. Kütüphanemde ne var? K1 Modern Office var. Ev var. Ha okey, bu fast food restoranı. 33'e 4'ü kuracak. Hocam günaydın. Benimkiniye uya. 167. günde. 33'e 4'ü kuruyorsun. Haydi bismillah. 1,59 milyon verdim. Şimdi sabah olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra neler koymuşsa dükkana ona göre alışveriş yapacağım. Benim de burnum tıkalı bebeğim. Ne kadar çok ortak noktamız var hanımefendi. Evlenelim mi? Evlenecekler. 5 ay kadar önce. Nikah tavsiyelerim canım. Hayatımızda ne değişik? Hı? Aksiyon olacak. Hiçbir şey. Aksiyon olacak aşkım. Evlenmiş de olsak sana yürümek hoşuma gidiyor. Beyler galiba ben sıçtım. Aa yo tamam, güzel, burası fast food restoranı. Şimdi buranın envanterinde ne eksik ne değil ona bir bakalım. Oğlum kütüphane ne alaka lan burada?
Çok yaşa aşkım. Ben de kuyumcuya isim buldum. Yayın tekrar izlerken hanıma söyledim. Sövdü. Bir ara başlarım bu oyunun kuyumcu ismine. S.O. kuyumculuk. Sok. Ha sokuyumculuk. Anladım. Aşkım bu fast food restoranının adı da şey. Benimkini ye uvu. Samet'in yeri. Samet Ana'nın yeri. Şimdi ne var burada? Bak pizza, sosisli, hamburger, salata, meşrubat, patates kızartması, dondurma. Aa, şey satmıyor. Şey satmıyor. Ona göre ayar çekmemiz lazım. Buradan Lızmen'den satın alım temsilcisine geleceğim. Jet Kargo'dan değil de buradan alınır herhalde. Şimdi bir siparişi iptal et deyip şuradan. Abi sosisli. Samet'im kaç tane satılır bunlardan ya? Ben 5000 adet yazayım. Ama 5000 satılacağını zannetmiyorum. Dükkana 3000 adet veririz. Sosisli pizza, hamburger, patates kızartması, salata ve dondurma. Kuaför ne yapıyor? 30 bin basıyor aşkım. 30 bin, 32 bin basıyor. Ama şey var mesela. Tavuk şiş kebap var mıydı? Hepsi burada. Tavuk şiş kebap var mıydı bizim dükkanda? Tavuk şiş kebap yokmuş, tamam. Liste tam. Hepsinden 5'er bin adet gelecek. Buraya 3'er bin adet koyacağım. Şimdi buradan lojistik yöneticisine geleceğim. Lojistik yöneticisine diyeceğim ki hocam yeni bir varış noktası. 16 tane hedefe teslimat yapabiliyorlar zaten. Benimkini ye. Şimdi benimkini ye. 3000 hamburger, 3000 patates kızartması, 3000 sosisli, 3000 pizza, 3000 salata, 3000 kutu meşrubat, 3000 dondurma ve 0 tavuk şiş götürecek. Kese kağıdı. Ha, kese kağıdı burada. Tavuk şiş değil. Kese kağıdı. 10.000 tane de kese kağıdı götürüyor. Anca yeter. Hyperboss kafelere ne kadar gidiyor mesela? Bunlara 4.000 gidiyorsa diğerine 10.000 gitmesi çok mantıksız da. Hyperboss kafe 1'e ne kadar gidiyor? 4.000. Tamam, o zaman benimkini yeye de 10 bin değil de 4 bin tane gitsin ya. Nasıl olsa her gün tedarik edilmiyor mu hocam? Nasıl olsa her gün tedarik ediliyor. Dur. Bir uyuyalım. Aşım otomatik park sensörü var. Tavuk şiş gelmiş oyuna. Herhalde kebapçı mı açabiliyoruz? Ne oluyor? 248 bin dolar para nasıl geldi lan? Daha dükkan işlemeye başlamadı. Bereketiyle geldi Ellam Restoran. Aşkım kıyafet dükkanı 140 bin kazandırıyor. 31 bin kuaför kazandırıyor. 9 bin biri, 2 bin biri kazandırıyor kafelerden. Kuyumcu 8 bin kazandırıyor. Gök lalesi 3 bin kazandırıyor. İlk dükkanım gök lalesi be. Aga be. Bir uyarı var. Geçici olarak kapalı. Sanki geçici olarak kapalı olması dışında da birkaç sorun var. İşçisi yok. Bir saniye. Şurada bizim adaylarımız vardı bak, temizlik görevlilerinden. Kral. Yok, gök lalesinde değil. Ne işim var canım gök lalesinde? Benimkini ye. Benimkini ye. Benimkini ye. Ve benimkini ye. Tövbe estağfurullah. Tamam. Geri kalan çalışanlara bir çarpıya basalım. Moruk, başaramayacağız sanki. 22 saat süreleri kalmış. Allah aşkına kendileri defolup gitsinler ya. Şey oldu galiba hayatım. Benimki niye, benimki niye, benimki niye? Tövbe estağfurullah. Üniformata SG işletmeleri tamam. Bulduk aşkım, bulduk. Şey de var bir de. Kolay yolların en güzellerinden biri. Nasıl şey buldum.
Hafta sonları yok, hafta sonları yok, hafta sonları yok. 5 gün altın sağlık sigortası, hafta sonları yok. Ya hafta sonu da çalışacağınız eşek gibi. İnsan kaynaklarına ver şunları. Aşkım herkese sigorta falan yapıyorum. Yetenek avcılarını kullanmayı öğrendik. Şimdi bize müşteri hizmetleri lazım ya. Müşteri hizmetlerinde %100 verecekler. Bak tam zamanlı. Yok şu kadar çalışmam, bu kadar çalışmam, sabah akşam diyen yok deyip böyle alıyoruz. Aratıyoruz. Tık 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 tık. Sadece ben temizlik yapmak istemiyorum diyen adamlar geliyor. Lap lap yerleştiriyor işleri. Hafta sonu falan yok diyor. Bilmiyorum ki ayarlamayı unuttuk herhalde ya. Temizlik görevlisi aratırken. Ya da şeydi. Temizlik görevlisinin nasıl olsa ana dükkanı alırız diye düşündük. Ondan öyle bir şeyler oldu. Yarın sabah 10'a kadar uyu. Adamlar gelsin sonra çalışmaya başlasın. Zaten dükkanlara deposu meposu da gider. Bir de şey yaptım hayatım. Konuşmayı unuttum. Bankadan kredi çektim 800 bin. Onu da ödeyeceğim. Hatta onu şu an bile ödeyebilirim. Yeni adaylar geldi mi? Aa, yeni adaylar gelmedi. Samet Bey, bir sorunumuz mu var? Yetenek avcılarını ara demedik mi acaba? Al demişiz. Biraz daha uyuyalım efendim. Biraz daha uyuyalım. Hafta sonu diye çalışmıyorlardır belki. Ya iki yetenek avcısına bence gerek yok. Bir tane temizlik görevlisi. Baksana ne kadar şey yapmış. Bu fast food restoranıyla beraber ben kârı katlayacağımıza inanıyorum. Bak 1 milyon para var ve tamam adaylar geldi. %100 müşteri hizmetlerinde. 4 tane slot var. 4'e 4 16. 16 tane adam alacağım. 16 tane adamı şöyle benimkini ye kaydedeceğim. Aşkım o kadar haklısın ki. Galiba şöyle seçip görevlendirme verebilirim ama mesela kaç tane seçtim bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane seçmişim. 16 tane adam alacağıma göre 9 tane adam almam lazım. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Aha. İşletme ata. Benimkini ye. Evet. Ondan sonra bütün bunları hemen işe alacağım. Temiz çalışma ortamı, altın sağlık sigortası ayarlanır, ayarlanır. Adayları işe aldım. Sonra buradan yetenek avcısına diyeceğim ki oğlum dur. Ondan sonra buradan 0 saat çalışanlara geleceğim. Biri görevlendirilmemiş. Hallederiz. Benimkini ye. Ondan sonra buradan 0 saat çalışanlara geleceğim. Bunların hepsine şey vereceğim aşkım. Üniforma. Ne olmuş ya Göklü Ailesi'ndeki güvenlik görevlisi dolabına? Üniforma ata. SG işletmeleri. Tamam. 16 personele de üniforma atandı. Şimdi buradan geleceğim. Fast food restoranını işletmeye başlayacağım. Öncelikle hepsinin envanterinde zaten 3'er bin tane var. Programa geldik. Tümünü doldur dediğimde sapır saçma dolduruyor. O yüzden ben dolduracağım. Bir de bunlara sağlık sigortasını falan yaptık mı tertemiz. Aşkım biz bu arada kuaförde 96 tane adam işe aldık ya. 130 bin dolar, 150 bin dolar kazandıran kıyafet mağazasında sadece 3 kişi çalışıyor biliyor musun? 3 kasa bir de temizlik. 96 tane personel işe aldım. Kıyafet dükkanı 24 saat açık. Toplamda 12 personel çalışıyor. Ya, kuaför harbi işin amelleriymiş. Hop. Ama borçları da
Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Kuaförden sonra oyun rahatladı. Kuaförden sonra zaten şey bulabildik. Ama açık. Güvenlik %100 diyor ama nasıl %100 bilmiyorum. Yani hiç güvenlik görevlisi falan aldırmadı. Dükkanımız açık, hayırlı uğurlu olsun. Aa, ama dükkanın bir eksiği var Joe. Sen dizayn etmedin herhalde. Aşkım artık iç mimara dizayn ettiriyoruz. Benim Kiniye için büyük reklam afişi istiyorum. Ne kadar oldu? Pazarlama %60. Gel. Benim Kiniye için orta boy reklam afişi. Sonra gene aynısı için küçük afiş. İki tane büyük afiş falan tasarlayamıyoruz galiba zaten. Buranın pazarlama payını %100'e çıkarmaya çalışıyorum bebeğim. Tamam. Bir tane de şu adama şey verdiririz. İnternet reklamı verdiririz. Okey, şu an bizim bu Benimkiniye isimli fast food restoranımız %100 olmuştur. Abo, peki bu kadar çalışan yetecek mi hocam? Bura verimli çalışabilecek mi? Aa, depolara bak böyle. Lan üçer üçer yan yana koyuluyor mu? Ben adam girmesi lazım diye mal mal kullanıyordum o depolama yerlerini. Ah be. İnşallah burayı tasarlayan kardeş şey yapmıştır ya. Oha, sıraya bak. Sıraya bak hatun. Lan bu nasıl bir sıra? Oy, helal aşkıma. Gereksiz karışık bence. Aşkım bu oyunu da bozdum. Ben anladım hocam. Bunlar sanırım çoğalıp adam spam ediyorlar. Yani içeride bu kadar adam yok çünkü. Yani tek açıklaması bu. Hala devam ediyorlar. Bence bunlar çoğalıp adam spam ediyor. Birader bu ne? Abi düşünsene bu dükkanı tek elle diziyorsun. Tek tek elle. Tek elle diziyorsun deyince hani yanlış anladım lan. Dedim hani konu ne ara 31'e geldi. Oo. Kaynak yapma birader diyerek hepsini arkaya arkaya koyuyorlar. Hayatım. Kapının girişinden çıkışına kadar şu an muazzam bir yığılma var. Muazzam bir yığılma. Ya benim fesatlığımı geç. Benim 31 sevdamı sorgulama. Şu sıraya bak. Hocam sonra bu dükkan hani aynı anda sadece 75 müşteri alıyordu lan? Adam mı klonluyoruz biz kardeşim burada? Enayi miyiz? Bedava mı veriyoruz oğlum? Bu ne? Beleş ekmek kalabalığı bu. Abu. Sığamazsınız ki Hacı abi dükkanı. Ben şu an izliyorum abi. Durdurup zorunda işte. Evet, bitmek zorunda ama bitmiyor. Ve farkında mısın bilmiyorum. Dükkandan çıkan yok, sadece geliyorlar. Tüm kuyruklar dolu. Ah be abi. Yazar kasa bulamıyorum. Ben kendimi bulamıyorum burada. Aşkım çıkıştan da girmeye başladılar artık. Helal kuzum. Abi sıfır verimlilik galiba. Galiba sıfır verimlilik. Burayı kuran arkadaş güzel kurmuş da boşuna yaşıyor, götünü kaşıyor. Bir adama servis yapana kadar 30 tane adam bekliyor lan sırada. Burada böyle yemek alıp yiyebilmeleri mucize, mucize. Birader bu nasıl bir dükkanmış ya? Abo. Bir saniye efendim, ben kredi borcumu da kapatmak istiyorum. Ve Benimkiniye fast food restoranı gerçekten tam bir felaket.
Önce orası felaket derecede kötü çalışıyor şu an. Bence orası şu an felaket derecede kötü çalışıyor hocam. Ben size diyeyim yani. Eleman orayı tasarlamış da boşa tasarlamış. Oranın tam performansında çalışmasının imkanı ihtimali yok yani. Ora tam performansında çalışamaz. Bak 17 bin dolarlık satış yapmış da ora tam performansında çalışamaz abi. Arkadaş orayı yanlış yapmış yani. Ulan fazla adam indirdi diye şey yaptık. Bak. O dükkanın 81 indirmesi var. Gerçi fast food'da M1 kademesinde galeride de çok bir seçenek yoktu ya. Bak fast food M1 dediğin zaman baksana en babası bu 81'li. Bunda ne var mesela? Bunda 10 tane satış noktası varmış. Bak bu daha mantıklıymış. 1.4 milyona. Bunda 10 tane satış şeyi varmış. Ya şunu kuran adama dislike atamıyor muyum ben ya? Senin kafanı sikeyim. Sanırım buna geçmek lazım ya. 10 satış noktası idare eder bence. Bak burada 4 satış noktası. Burada 4 satış noktası. Burası 12 satış noktası. Aa bak. Burası daha mantıklı ha. Burası daha mantıklı. Ya da en azından bana öyle geldi. Basıp parayı yeniden tasarlayalım. Yarısı iade zaten. Yine adam falan da alacağız. Yıldız yok da maksimum indirme bunda. Gel gel buraya gel. Gel gel nanananan. Senin Allah cezanı vermesin. Kaldır kütüphaneden şunu. Birader selamun aleyküm. Hani ben sizden geçen kredi almıştım da sonra geri ödemiştim ya. İşte o parayı bana geri verir misiniz abi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayın hocam. Sayın Christine Behud. Abi bu benimkini yenin kurulumunu bir şey yapabilir miyiz ya? Ve su çıkana çevirebilir miyiz? Allah razı olsun. Şimdi şöyle düşün. Buraya 12 tane gelecek değil mi satış noktası? Bende 4 satış noktalık personel var. Yani 8 satış noktalık daha personel almam lazım. 4 kere 8 32. 32 tane daha müşteri hizmetlerine ihtiyacım var. Kaç kişisiniz lan? Kaç kişisiniz siz? Seçilen adaylara işletme hata. Benimkini ye. Ben 79 çalışacağım. 79 fazla. Bana 4 kere 8 32 lazım. 32 çalışan lazım bana. Nan 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 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bu 32 adayı işe al. Ondan sonra... Bu 32 adaya benimkini ye deyip diğer işletmeyi alacağız. Bence anca öyle şey yapılır ya. Üniforma ata eski işletmeleri. Evet. Hepsinin tikini kaldırma ama daha bunlara bir de ben yer atayacağım. Amık oyunu. Neden bana böyle yapıyorsun? Hepsinin tikini neden kaldırıyorsun hayvan herif? Sonra tekrar tikle tikle tikle. İşletme hata. Benimkini ye. Tamam.
Kardeş halledeceğiz, halledeceğiz. Bu benimkini komple şekil değiştirecek. Halledeceğiz. Burayı yapan bu arada var ya, o kadar verimsiz tasarlamış ki yani. Arkadaşın dile kolay kafasını üniforma atıyorken tüm dükkanı da seçip atasan ya. Lan öyle oluyor mu? Lan öyle oluyor mu? Ne bileyim. Şimdi bir saniye. Öncelikle benimkiniye bir girmek istiyorum. Yazar kasa bulamıyorum. Oğlum durun. Çalışan atamadım. Durun. İçeri girmeyin. Otomatik doldur desem. Ya sen niye böyle bir dal yaraksın oyun ya? Birader buraya niye bu kadar temizleme istasyonu koydun ki mesela? Ya bu oyun çok kötü ya. Şu otomatik doldurma konusunda. Amık gerizekalısı. Mal oğlu mal. Dur, tüm günlere aynı program dedim. Hepsi çıktı galiba. Niye bu kadar temizlik mesela? Yetişmez mi tek bir şey? Günaydın, günaydın hocam. Ya diyorum ya, benim oyunla alakalı en büyük sıkıntım şu. Benim oyunla alakalı en büyük sıkıntım şu otomatik yerleştirmesinin geri zekalıca olması. Yani hiçbir boka yaramaması. Ve hiçbir boka yaramadığı gibi de beni çok uğraştırması. Hop. Söverken daha kolay oluyor biliyor musun? O yüzden bir yandan sövmeyi tercih ediyorum. Hop hop hop. Güvenlik ve şeyim yok yeterince ama hallederiz ya. Ne yapacak adam? Patates kızartması falan mı çalacak hocam? Yani nedir olay bilmiyorum da. Patates kızartması falan çalmazlar, değil mi abi? Şimdi asıl sıkıntı şu. Birilerini yerleştirmeyi unutunca görcurcunayı. Gerçi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hani otomatik yerleştirmede neden sorun yaşıyoruz biliyor musun? Bence oyun 24 saat açık kalacak şekilde bir dükkan ayarlayacağımızı falan düşünmüyor. Yani sanırım bana öyle geliyor. Hani 24 saat açık kalacak şekilde değil de böyle daha çok haftanın 5 günü, günde 8 saat, 10 saat falan normal işletme tarzı. Hani bu arada bizim oyunu kırıp parayı bulmamızın sebebi de bu. 24 saat çalıştırıyor olmamız. 24 saat çalıştırdığımız için zaten o parayı kazanıp oyunu kırıyoruz dediğim gibi. Aydınlanma yaşadım lan. Ne diyorum, bunun yerleştirmesi niye yetmiyor? Adam haftanın 7 günü şey yapacağını düşünmüyor ki. Oy, kuzum benim. Evet. Aşkım fast food restoranını komple değiştirdim. O sıradan dolayı en ufak bir satış yapmıyordu. Bu sefer 12 kasalı sisteme geçtik. 12 kasalı sistemde şey hayatım, şimdi zaten sana gösteririm. Ortada 12 tane kasa var.
Bütün hepsinin yemek pişirdikleri alan ortak. Çevreye de şeyler dağılıyor, müşteriler dağılıyor. Tek sıkıntı çok fazla temizleme istasyonu ve güvenlik var. Yani sebebini bilmiyorum. Güvenlik görevlisi falan almaya gerek yok. Bak, sistem bu. 12 tane kasa var. Aa, kese kağıtları buraya mı hizalanmış? Sosisliler. Kese kağıdı. Neden memnun kalmadılar? Dükkanda yeterince kese kağıdı yok. 4000 tane kese kağıdı getirttim ya. Normalde buraya 12.000 tane kese kağıdı gelmeliydi. Abi milleti memnuniyetsizlikle şey yapacağıma hemen şuradan insan kaynakları yöneticisine önce bir çalışanları alalım da herkese bir sigorta yapsın. Oho, 30 tane daha adam alırsam zaten insan kaynakları tükeniyor yani. Lojistikten sayın hocam buraya en az 15.000 tane kese kağıdı lazım. Adamlar hizmet veremiyor Mirim. Adamlar hizmet veremiyor. Hamburger falan yetmiyor galiba. Aa, burada tavuk şiş de var. Vay 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 vay. Burada tavuk şiş de var. Satın alım temsilcisi. Moruk bir siparişi iptal et bakayım. 5000 tane de tavuk şiş var. Her siparişi böyle. Lojistik kompani. Benimkini yeye. 3000 tane de bir şey götür bakalım. Tavuk şiş. İşleyecek bura, işleyecek. Şu an zararına çalışıyor. Şu an zararına çalışıyor ama işleyecek. Tamam. Dükkana her şey verildi mi? Her şey bağlandı mı? Artık tamam. Tavuk şişine kadar var burada. Aç dükkanı hocam. Aç. Özgürlüğe doğru uç. Neden tanımsız yazıyor askılı ürün tabelalarında bilmiyorum. Dondurma, patates kızartması. Hamburger. Tavuk şiş. Salata. Sosisli. Ya tavuk şiş değil. Buna koyacağım ha. Pizza. Kutu meşrubat. Hadi bir daha tavuk şiş. Bir daha hamburger. Gibi gibi. Fiyatları tabelaya yazıyoruz anladığım kadarıyla. Birader ona rağmen mi sıra olur ya? Abu. Birader bu 10-12 kasalı sistemde de satamazsak biz hiçbir bokumu satamayız lan. 12 kasalı sistemde satarız değil mi abi? Paket servis yaptıran olur, oturan olur. Depoyu iyi hizalamış kral. Yalnız kafasına göre güvenlik kabini almış, temizlik dolabı almış. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Sevgili Hakan, günaydın. İşliyor mu burası? Çekelim bakayım yahu. Kasada bir çalışalım yahu biz de. Beyler içeride sıra oluyor bunlar. O buraya kesinlikle fazladan temizlikçi gerek. Birader oyun malamat oldu. Oyun malamat oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bızmen de bizim dükkanı bir aç. Yetenek avcılarına gel. Kral. Temizlik. Yani mırın kırı neden göç contalarını ele. Temizliğe adam al.
güvenliğe adam ara. Temizlik bir güvenliğe adam ara. Burayı iyice tertemiz tutalım. O neymiş öyle ya? Eyvallah eyvallah. İş tasarım kurulum şirketi hallettik dedi de. Yarın sabah ona kadar bir uyuyalım. Abi o dükkan inşallah çalışır ya. Yani umarım kârı artar. Lauren Sanchez gene birini mi unuttuk acaba? Sıkıntısı ne acaba onların gene? Yani acaba sıkıntılar ne gene? Ne var lan? Su sebili ver bana diyor. Bana dükkana şimdi ofis yaptık o kadar. Ofisi yapan adam su sebili koymamış mı oraya? Damacan. Nerede satılıyor lan su sebili? Özel arabamla gideceğim dükkana su sebili alacağım amına koyayım. Ederson'da satılır herhalde. Birader Ferrari ile personelime su sebili almaya gidiyorum. İşte böyle bir patron. Sebil taşıyacağım Ferrari ile. Sebil. Kardeşim otomatik park. Birader var ya bu arabayı müthiş kullanıyorum ya. Su sebili burada mı? Su sebili ofis malzemelerinin olduğu yerde mi olur ya? Ankufar hoş geldin. Yoksa Ikea'da mı olur abi? Sıkatan ofis malzemeleri dükkanına gideceğiz o zaman dur. Ofis malzemeleri dükkanında vardır herhalde ya. Damacana nerede? Ben ne bileyim. Evet benimkini ye kar ettirmeye başlamış. 3000 dolar. Allah bereket versin. O daha artacak. Ama yeter herhalde dükkanın önünü inşallah ya. Aa, sağ ol Cano. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Lan Ferrari'yi vurduk lan çıkarken. Anan... Eyvah amık. Şimdi bu arabanın tamirat, tadilat maliyeti bana sert sert girecekti mi hocam? Hey. Aha damacana. Evet Ferrari'nin sadece 3 tane şeyi varmış. 3 tane alıyormuş bu. Yakıt alabileceğim başka bir yer var mı? Şuraya gelelim bir arabayı tamir ettirelim. Arkadaşlar bu ağzına tükürdüğümün arabasını sağa sola sağa sola çarpıp durdum. Sizce bu arabanın tamir masrafı bana ne kadar girecek? Bana çok fena girecek gibi geliyor ama. Zaten yakıtı içiyor. Birader 40 bin lira. Taksiye binsek daha zarardayız ya.
Ulan insan Ferrari'nin deposunda damacana taşır mı lan? Ferrari'nin deposunda damacana taşıyarak gidiyorum ofise. Tırkaya girdi besamedim. Aman abi. Dur şimdi içeride nerede olduğu belli değil o şeylerin. Al su sebilini yürü. Selamun aleyküm. Beyler ben bu sebil'i nereye bırakayım ya? Moruk. Al. Adamın yanına. Kişi özel sebil anasını satayım. Kişi özel sebil. Bu sebil hepimizin. Ömer abim. Biz. Ortalığın içinden geçiyoruz abi. Aa bak bir tanesini buraya kaktırmış. Lan puşt! Ya lazım olursa niye oraya yerleştiriyorsun öyle? Bir sebil de şu kenara kaktırayım. Ya da şuraya. 3 tane sebil aldım dükkana ya. Toplantı odasında bu sabilerin ağzı kurumaz mı? Tamam. Bu koskoca ofiste bak bu arada şuraya bak hocam. Bu koskoca ofiste 8-10 kişi falan çalışıyor biliyor musunuz? Yani böyle bir yer ayarlı ama 8 kişi falan çalışıyor kanka. Olan bana oluyor yani. Ferrari'nin bagajı önde sen hep arkasına doğru yürüyorsun. Nasıl ya Ferrari'nin bagajı önde mi? Harbi misin? Benim konuyla alakalı bir haberim yoktu. Yarın sabah saat 10 olsun. Güzel 283 bin dolar kazanmışız. Bu işletme kazandırıyor galiba ya. 10 bin dolar basmış bile şimdiden. Ellerine sağlık bebeğim. Üst segment arabalarda motor arkaya konur. Kaza anında motor ayrılır, kullanıcıya zarar vermesin diye. İlginçmiş. İlginç derken bu bilgiye ben yeni vakıf oldum. Kardeşim gene borcumu ödeyeyim. Sevgili... Borç ve sıfırlanma arasındasın ben. Hayatım 600 bin dolar param var işte. Yeni bir şey yapacağım zaman mecbur borç çekiyorum gayri ihtiyari. Yeni bir şeyle işim bittiğinde de cebimde param kalıyor. Şey yapıyorum. Şimdi Samet'im sen hiç işletme devralmadın ya. Dur lan mesela ben şey yapmak istiyorum birader. Ev alıp kiraya verme olayım var mı? 260 bin dolar para kazanıyorum zaten. Eve girme. Yo şey yapacağım hayatım. Şimdi benim zaten bir tane evim var. Bir eve aldım. İçini falan da dizdim. Göt lalesinin orada. Ha, bina satılık değil. Sorry. Şimdi burada şey varmış aşkım. Satılık işletmeler muhabbeti. Bazı işletmeler kendini satışa çıkarıyormuş. Yani burada bir fesatlık yok aslında ama emmeli mutfak gömmeli banyo mu algıladın acaba İlke Başkan? Ben gece kulübüne gidiyorum chat. Nereden işletme satın alınıyor bilmiyorum da şu oyunda hiç gece kulübüne girmedim. Gece kulübüne gideceğim. Bence artık zamanı geldi gece kulübüne gitmenin ya. Ben yani... Baksana hocam. Son model bir Ferrari'm var falan. Günlük yüz binlerce dolar ciro'm var, karım var. Otopark.
Etkileyici mi? Yarın saat 11'de. Uyu bakalım. Yarın saat 10 saat içinde açılıyor. Tam 9 saat uyu. Düt 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 düt. Biz Fiat Doblo adamıyız. Neden Ferrari'ye geçtik? Enver abim para bizi değiştirdi. Ben parayı bulunca götüm başım ayrı oynamaya başladı abi. Oğlum bu ne lan? İşletmeye davetin bir bedeli var. Ha, 15 dolar. Ben de 15 bin dolar zannettim. Kardeşim? Benjamin in the house. Ne kral? Burası neresi? Karakter sadece salak salak mutlu oluyor. Oğlum böyle gece kulübü mü olur lan? Nerede dans eden diğer insanlar falan nerede? İnsan yok burada moruk. Normal mi? Abi yanlış anlamayın ama sadece beni 15 dolar kopararak ve şu salağa şey yapamazsınız yani. Bu işletme dönmez kanka. Birey için alışveriş sepetine ihtiyacınız var diyor. Alışveriş sepeti nerede oğlum? Vın 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 vın. Bu da şey değil mi? Club'ın delisi böyle. Vın 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 diye. Ne zaman gece kulübü açıyoruz aslında? Aşkım ben şu an gece kulübüne geldim. İçeri giriş için 15 dolar verdim. Ama o kadar sapır saçma bir şey kodlamışlar ki. Şu an el arabasıyla sıfır çiziyorum müzik pistinde. Çünkü kimse yok işletmede. Evet. Abi orası gece kulübü abi. Club değil. Sadece gece. Ne bileyim. Ben club'la gece kulübü arasındaki farkı. Ahir ömrün geç gittin mi diye bir sor. Gitmedim. Fazla gürültülü. Evet hayatım bu sadece gece 3 saat çalışıyor bu işletmeler. Spor salonu da batırır. Ben cuma günü kumar oynamaya gidiyorum. Ne güzel Umre'ye gidecektim. Sabri abi misali. Kardeşim her cuma saat 6'da. Meçhule giden bir gemi kalkıyor o limandan. 10 binlik slot çevirir dururuz. Ya da gerek yok ya. Zaten kumara gittik şimdi. Tekrar tekrar aynı şey. O zaman satılık işletme arayacağız abi. Yani yapacak başka bir şey var mı? Satılık işletmeler nerede gözüküyordu ya? Satılık binalar. Ben ilk defa görüyorum lan burayı. Berberin üstüymüş halbuki. Burası ne hocam? Midtown'da fast food restoranı. Burası neymiş hocam? Bolumar Design. Grafik tasarımcı. Sizle bir görüşelim. Gerçi satılık bina yani komple işletmeyi mi satıyor bilmiyorum da. Bir grafik tasarımcımız olmasın mı be? Otopark. İn. Devralmak için satılık olmasına gerek yok işin. Hiç bilmiyorum ki. Oyun bizim ticaret kafasına hesaba katmamış cidden. Her dükkan 5-8 arası. Hocam bir dükkan 24 saatten aşağı çalışıyorsa zarar ettiriyordur. Tam sabah 9'da uyandır beni. 10 saat içinde açılacak diyor. Yani bak o dükkanlar 24 saat çalışmasa bir cacığımı alamayız kral. Tamam anladım ulan devralmak için satılık olmasına gerek yok diye. Selamun aleyküm. Ben burada kimle görüşeceğim? Alo. Lan. Bir muhatap yok mu ya? Oha. İş devralma teklifi. 4 milyon dolar. 4.6 milyon.
Bir ay kış uykusuna yatarsam o para gelir de. Devralmak istersen kızım elinden açıp devralıyorsun. Ne kadar kâr ettiriyordur ki bu işletme. Abi 400 milyon dolar diye bir para mı var? Müşteri kapasitesi 10 diyor. Bunlar nasıl iş yapıyor ki ya? Dur gıç kadar bir yer açıp bir grafik tasarımcı açacağım ya. Gıç kadar bir yer kiralayıp imrendim. Parakende değil ofis açmam lazım değil mi? Şey için. Parakende değil ofis lazım. Benim evin hemen yukarısını kiralayayım mı lan? 9 dolar diyor kirası. Birader şaka gibi bir fiyat. Kirala kirala gel. Bekle şuraya geçeyim. İmrendim. Online yapıyor bunlar, müşteri gelmiyor. İşte hani kulübeden farksız bir yer kiralayıp böyle minimal harcamaya maksimum verim alabilirim. Bu arada ben insan kaynaklarını unuttum. İnsan kaynakları değil de merkezde şeyi unuttum abi. Yetenek avcılarını unuttum. Bunlar hala temizlikçi ve güvenlik görevlisi alıp duruyor. Başvuru alıp duruyor bunlar. Oyunda devralma fiyatları çok pahalı ya. Bir saniye bak. Hop. Hop kardeşim hadi görüşürüz. Trafik tıkanıklığı babuşa fark etmez. Babuş adam affetmez. Bak park yerine atlayıp nasıl geçtim öne? Gördün. Neymiş efendim? Park yasa dışıymış. Peh. Filamı anlat. Buradaki trafiğin tek bir kuralı var aslanım. Ölme. Evim de burada zaten. Oğlum bu ne? Kardeşim azıcık park yeri bıraksaydınız be. Bu yakıtı yiyor bu arada. Oh! Grafik tasarım dükkanının güzelliğine bak ya. Oğlum ne güzel bir dükkan bu. Ne güzel bir ofis bu. Bızmendaç yeni iş. Grafik tasarımcı. Kübik design. Design yazışımdan anlamışsınızdır. Buraya gelmemeniz lazım. Bizim meslek yine aforoz edilmiş. Ananın yeri mi? Oğlum ananın yeri diye nasıl bir grafik tasarımcı açalım biz? Kübik design kanka. Şimdi bu binanın ben metrekaresini öğrenebilir miyim hocam? A3. Şablondan gel. Kardeşim ofislerden A3 grafik tasarım ofisi. Ananı sikim, kimse böyle bir yer tasarlamamış. Kimse böyle bir yer tasarlamamış beyler. Baylar baylar. O kadar kötü bir yer satın almışım ki kimse tasarlamamış abi. Kardeşim tamam, grafik tasarımcı neyle açılıyor? Ben burayı elimden açabilirim dayı. Bilgisayar çalışma ortamı. City Work Office'ten alınabilir. Okey abi, bir telefonuma bakar ya. Kardeşim iş adamıyız biz ya. Lauren çıktır git. Dixie sen de çıktır git. Bir telefonuma bakar ya. Buraya ne kadar sığdırabiliriz acaba? Onu çok merak ediyorum gerçekten. Bak depo mepo yok. Bir saniye oto tasarlatayım abi. Niye eliminen yapıyorum ki dayı? Niye eliminen yapıyorum yani? Kingdom Office baba. Başkan merhaba. Kübik dizaynı rustik mi modern mi? Modern 100 bin dolar diyor. Rustik 84 bin dolar. Modern tasarla kanka. Modern tasarla. Aa evim burada vallahi, burada gider uyurum. Sizin tarafınızdan kiralandı. Güzel bir yatağım var. Sabah 10 olsun şey yaparız. Grafik tasarımcı falan ararız.
Oyunda çoğu şeyi elinle yaptığın için alışkanlık yapmıştır sanırım. Tasarımcı için mal mülke gerek yok. En güzeli ofis açıp bir şeyler yapmak var ya. Sermayesiz hocam. Aldığı şeyi yok. Girdisi çıktısı yok. Şimdi buraya ne gerekiyor hocam? 5 tane grafik tasarımcı, bir tane temizlikçi ama burası da 24 saat çalışacak çoğu. Evet. Yani 5 çarpı 4'ten 20 tane grafik tasarımcı lazım bana. Doruk, 20 tane grafik tasarımcı. Ve 4 tane temizlikçi. Evet, bu grafik tasarımcı işi almaya başla. Bizde temizlikte adam vardır. Adaylar. Temizlik. Bir 4 tane de şey için alacağım ya. Bunları işe al. Bir 4 tane şey için işe alacağım. Bunlara önce bir işletme ata. Abicim siz benimkini yeye gidin. Ondan sonra siz bir üniforma giyin. Eskiye işletmeleri. Ondan sonra ya bir saniye kübik dizayn. Benimkini yeye gel. Kardeşim buraya biraz daha temizlikçi lazım. Anası ağlıyor dükkanın muhtemelen. Muhtemelen dükkanı bok götürüyor. Dükkan bok içinde. Ön markam. Tamam. Okey. Şimdi bızmene gel. Adamlara gel. Hiç çalıştırmayanlar. Görevlendirilmemişler. Bunlara işletme ata. Çükübik dizayn. Ondan sonra Big Design'a gel. Üniforma ata. Eski işletmeleri. Tamam. Bızmen de gel. Kardeşim. Al temizlik. Al temizlik. Al temizlik. Al temizlik. Tamam. Haftada 42 saat çalışıyorlar. Neyi tasarlayacaklar acaba? Şimdi öyle deme. Öyle deme Ozan'ım. Öyle deme. Önemli olan boyu değil, işlevi Ozan'ım. 20 tane grafik tasarımcı alacağım. Grafik tasarımcı saatlik ücreti. Evet, 115 dolardan iş yapabilirler. İç tasarımcı zaten buranın işi bitti diyor. Ondan sonra buradan çünkü bir dizayn için. Buraya ben bir tane internet reklamı versem burası uçar herhalde ya. Abi çükübik dizaynla alakalı büyük çaplı internet kampanyası. Ver. %80 olmuş. Abi bir de site etse gel. Çükübik dizayna. Küçük afiş. Gel. Tamam. Pazarlama %100 hocam. Şimdi buranın adayları gelir gelmez grafik tasarımcı. Şu an güvenlik görevlisi ve temizlik var. İnşallah grafik tasarımcı buluruz ya. Ben eve gidiyorum, bir sabah 10'a kadar uyuyorum. Ondan sonra dükkanı açıyorum. Bir de grafik tasarımcımız çalışmaya başlıyor. 10'a kadar uyur sabah. 10.30'a kadar. Kira 9 dolar, pazarlama 1000 dolar. Ya biladerim. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu hiçbir zaman unutmayın hocam. Bak 1 milyon dolar param var yani, öyle düşün. Adaylar. Grafik tasarımcı. 20 tane grafik tasarımcı lazım kral. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam, 20. Bu 20 adayı işe al. Ondan sonra yetenek avcısına gel. Oğlum dur. Ondan sonra. Bunlara gel.
Bunlara gel kardeşim. Tamam. Bunların hepsini önce üniforma ata. Ama tiki kaldırma ya. Tiki kaldırdığın an mesela bizim orada bütün işi bozuyorsun. Tiki kaldırma. Düşün 24 saat çalışacak grafik tasarımcı. Bence biz bu işletmeden var ya hayatta kâr edemeyeceğiz ha. İşletme ata çükübük dizayn. Evet abi. Biz bu çükübük dizayndan bence hayatta kâr edemeyeceğiz ha. Ben sana onu net bir şekilde söyleyeyim hocam. Merhaba. Merhaba. Sayın hocam çalışın. Herhalde grafik tasarım tableti falan almıştır değil mi ya dükkan adamlara? 100 bin dolara mal ettik günün sonunda burayı. Kimse buraya böyle bir grafik tasarım ofisi falan yapmamış kral. Yani adamlar böyle bir şey düşünmemiş anladın mı? Oyunu oynayan diğer oyuncular da böyle bir şey düşünmemiş. Yani herif kıç kadar bir yere yerleşir oraya grafik tasarımcı açar falan diye. Efendim kuzum. Yapalım yavrum. Şu grafik tasarımcıyı aktif edeyim geliyor. Tasarımcı mı açtın? Ama aşkım dükkanı görmen lazım. Saray yavrusu. O kadar geniş bir dükkana kuruldum ki grafik tasarımcı için. Bura benim evim dur. Grafik tasarımcı da hemen iki sokak üstümde. Çünkü big design aşkım. Ta 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 ta. Bu kadar. Ne olmuş bu arada? Sen dizmedin herhalde. Tabii ki ben dizmedim. Bedavaya yaptım. Bedava diyorum. Tasarımcıya yaptırdım. Çünkü senle böyle dizme kabiliyeti olduğunu düşünmüyorum hiç. Teşekkür ederim bebeğim. Hepsinin grafik tasarım tableti var değil mi ya? Bazılarının yok lan. Artık idare edecekler, yapacak bir şey yok. Çalışmaya başlayın sürtükler. Çalışın ve bana para kazandırın. Hadi bakalım yarın sabah saat 10 olsun. Ve o grafik tasarımcıdan biz var ya kuruş kazanamayacağız. Kuruş kuruş. Buranın günlük 18 bin dolar grafik tasarımcı gideri oluyor. Nasıl ya? O eksi 2 bin dolar. 3 bin dolarlık iş yapmışlar işte. Yavaş yavaş açılacak. Buranın günlük gideri o kadar fazla olamaz ya. Kaç tane personel çalıştırıyorum ben burada? 24 tane personel çalıştırıyorum ben burada. Burası kâra geçirir ya. Ama yani çiçekçi kadar ancak kazandırır bence. Bana öyle geliyor. Evi de dizdirdim bebeğim. Uvu. Eksi 18 bin dolar günlük EO. Ya oğlum. Hey 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 hey. Bak zaten 1,6 milyon param var. Benim canımı sıkmayın. Eksi 5 bin dolar. Oğlum ne oluyor lan? Beyler. İvme eksiye doğru gidiyor beyler. Nerede lan kazanç? 12 bin dolar diyor bir şey diyor. Lan oğlum. Evet dostlar. Böylelikle eksi 7 bin dolar. Arkadaşlar biz galiba biz galiba başaramayacağız. Terse katladık. Neyse. Sevgili dostlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Big Ambitions'ın yeni bölümünden şimdilik bu kadar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.